Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve Kasa'nın 31. bölümüne hoş geldiniz ve bu bölüm biraz özel bir bölüm çünkü bir kasa sürüm atladı. Kasa şu an 1.0.0 sürümünde. Tabi sizin elinize 2 gün önce ulaşmış olması lazım. Bunun yanı sıra gerçi ben şu an bölümü kasayı yayınladıktan 10 dakika sonra çekmeye başladım. Evet. Bunun dışında bir süredir bölüm çekemiyordum. Gerçi o arada öncesinde 2 adet bölüm çekmiştim. Onlar nasıl diyeyim? Yayınlayamadım başka bir sebepten ötürü. Onları o ara yayınladım. Yani 2 bölüm geldi fakat ben bir haftadır falan bölüm çekecek halde değildim. Zaten bende hafif bir farenjit başlangıcı vardı. Üstüne bir de grip gelince şu an farenjitim aşırı ilerlemiş durumda. Sonuç olarak bir ara hani saniye başı öksürüp falan duruyordum. Boğazım balgamdan geçilmiyordu falan. Gerçi hala biraz öyle. Neyse ama düzelen yanı tedavi bayağı güzel işe yarıyor. Biraz azaldı en azından. Türkçesini hatırlamıyordum. Maintain. İdare edebiliyorum. Bunun yanı sıra şuradaki 2000 ayı da kaldırdım. Ve atlarımızı buraya taşıdım. Evet. Şimdi öncelikle kasa 010... kasa 00... Ah! Kasa 100'ü güncelleyecek olanlar için uyarılar. Fuck. Hayır, uyarım fuck değildi. Uyarı 1. Kesinlikle ama kesinlikle changelog'u okuyun. Özellikle şu modları daha önce kullandıysanız mutlaka okuyun. Oy 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 hayır 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 olamaz olamaz olamaz. Neyse. Ne diyordum? Fena değilsin. Ha, changelog'u okuyun çünkü işinize yarayacak şeyler var. Kaldırılan bazı modlarımız var paketten. Ya en başta Atomic Science kaldırıldı. Computer Craft isteğe bağlı modlar arasına taşındı. Computer Craft yerine burada Open Computer eklendi ve SendGit. Neyse devam edelim. GreggTech ve GreggTech IC2 Enhanced Portals falan filan birkaç tane daha mod 1.6.4 için final sürümlerine yayınlandı. Kaldırılan diğer bir modumuz Translocators ve Extracells. Extracells biraz bug'lıydı ve kimse kullanmıyordu. Uzun bir karar aşamasının ardından kaldırdık. Yeni eklenen modlar Open Computers. Open Computers nedir diye soracak olursanız tamamen modüler bir bilgisayar. Kasayı alıyorsunuz, RAM'ini takıyorsunuz, ekran kartını takıyorsunuz, diğer network kartıdır, şudur budur falan takıyorsunuz, işlemciyi takıyorsunuz. Vesaire vesaire. Hemen geliyorum. Evet, geri geldim. Bu arada bu modun güzel yanlarından bir tanesi recipe'leri. Recipe'leri tamamen customize edebilmeye izin veriyor. Bunun yanı sıra kendi recipe'leri arasında 3 farklı recipe tipi var. Bir, ben şu telefonu bir sessize alsam çok süper olur. Süper. Bir, standart recipe'ler. Vanilla halde. İki, hard recipe'ler. Zorlaştırılmış halleri. Üç, GreggTech recipe'leri. Ve istediğiniz gibi modifiye edebiliyorsunuz gene. Evet. Arkadaşımız böyle güzel bir şey. Şimdi gelelim bu bölüm ne olacak? Bu arada bunun yanı sıra aktif et başka bir yeni mod. Steam's Factory Manager. Güzel taşımak için bir mod. Biraz kurcalayacağım onu. Bunun yanı sıra Excel Utilities hakkında ufak bir detay var.
Bu arada çoğu item'ın kalktığını göreceksiniz. Özellikle motorlar falan filan. Ve şu konuşmayı da bir mute edelim. Ender Termite Pump yok direkt. Özür dilerim. Apartmanda biraz çalışma var. O yüzden hafif ses mevcut. Evet. Ender Termite Pump yok. Ender Quarry yok. Ve jeneratörleri yok. Bunları kapadım. Ama bunun yanı sıra geri açtığım bir şey var. Normalde şu pipeların craftingleri yok biliyorsunuz. Ama enerji pipe'ın craftingi var. Bunu açmamın sebebi build craft pipelarının biraz sıkıntı yaratması. Bazılarınıza kolaylık olsun diye açtım. Neyse, bu bölüm ne olacak? İnşaat özel bölümü. Vahahav. Ve bu testere kesinlikle mükemmel bir balta. Ya baltadan daha iyi. Bu arada arkadaki sesler için şimdiden özür dilerim. Yapabileceğim en ufak bir şey bile yok. Hani gece saatler ben müsait değilim. Gündüz saatlerse... Ya okuldayım ya da... Çalışma var. Ve illa bölüm yapmam gerekiyordu. Katlanacağınıza güveniyorum. Ah. Lanet. Neyse. Selam Enderman. Bu arada silah olarak da şu ikisini kullanıyorum. Çok işe yarıyorlar. Neyse hatırlarsanız en son bir bodrum kazacağımı söylemiştim. Fakat bodrumdan vazgeçtim. Onun yerine şuraya ufak bir ufak değil de şundan biraz ufak bir bina ve şunun girişi şöyle ufak bir bina ve orta boy bir bina ve altına dev bir o yeraltı laboratuvarı. Nasıl fikir? Bence gayet güzel bir fikir. O zaman inşaat malzemelerimiz ne olacak? Sorun orada. Evet. Chisel'ın inşaat malzemelerine bir bakalım. Yok olabilir. Cidden tasarım hakkında en ufak bir fikrim bile yok ancak biraz terraforming yapalım. Bunun yanı sıra ufak bir detay daha. Artık benim bir sitem var. Facebook sayfamı, Twitter'ı falan filan takip eden herkes görmüştür zaten. Kendime bir site açtım. kofteistkofte.com. Kişisel bloğum. Yani orada daha çok Minecraft dışındaki hobilerim hakkında yazılar yazmayı düşünüyorum. Bunun yanı sıra artık kasanın changelogları da orada yayınlanacak. Bir de büyük duyurularım herhalde orada yapılır artık. Böyle şeyler. Yani bir süredir tekrardan yazı yazmaya dönmek istiyordum. Bu YouTube ödemelerim de artık hani hosting karşılayabilecek durumda dedim. Hadi açıyorum. Açtım. Umarım işinize yarar. Takip edersiniz. Boşuna açmış olmam. Evet. Bu bölüm biraz böyle geçecek. Arkada inşaat sesleri. Eşliğinde ben konuşacağım ve inşaat yapacağım. Double inşaat. Şu an bir zamanda yapabildiğim bir Earth, the Mighty Earth Destroyer'ım vardı. Efficiency 4, Unbreaking 3 ve saçma bir biçimde Fortune 3 basılı bir Diamond Shovel. Bunu eski kasada, şu sadece kendim için oynadığım kasada yapmıştım. Hala hatırladıkça gülüyorum biraz. Hani nasıl o enchant'i başardım? Evet. Ve bina için aklımda en ufak bir fikrim bile yok. Cidden.
saniye. Renklerimiz. Yeterli değil tabii ki de. Ne yapabiliriz? Evet ve geri döndüm. Ve aklıma bir iki bir şey canlandı. Henüz kesin bir kararım yok. Ama aklımda canlanan şeyleri biraz göstermek isterim. Jetpack'im tabii ki de şurada şarjda. Asfalta gelelim. Şimdi daha çok jetpack'e ihtiyacım var. Burada şu şekilde yerleştirsem ne oluyor? Bir şey olmuyormuş. Bu fantasy block. Nasıl yapılıyor diye soracak olursanız, şuradan ilkine bakalım. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4. Aslında 4 yeterli. 1, 1, 2. Aslında 2 olacak. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yok, biraz daha küçük olsun. Bir, iki, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on yedi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç. Böyle değil. Hadi 5 olsun. Evet. Bu şekilde yaptığımıza göre burası dış frame çerçeve. Bakalım bunun başka şekilleri de var mı? Güzel gidebilecek. Bu ilginç olabilir. Evet, ilginç. Bundan sonra başka... Yok, sen tam tersi yönde ol. Bu yönde olmuyor. Bakalım. Devam edelim. Uyumlu değil. O zaman en alt kısımları bu şekilde yapıyoruz. Evet, inşaatta bu şekilde düşünülüyor. Aynen. Başka? Sen nasıl bir şeysin? Bir bakalım sana. Holystone'a bakacağım. Holystone'un ilginç bir özelliği
Duyuyor musunuz biliyorum ama çok hoş bir ses çıkartıyor. Evet, bir kemer bölgesi yapabiliriz burada. Bir giriş yapabiliriz daha doğrusu. Üç blokluk bir boşluk oluyor. Bir saniye, bunun özel şekillerine bir bakmak lazım. Geçmiyorlar, o yüzden güzel uyumlu değiller. Bakalım başka. Şu an hızlı çekimde tercih ederdiniz değil mi? Ama hızlı çekim yapasım yok çünkü editiciden çok uğraştırıcı. Onun yerine gevezelik yapıyorum. Gerçi onu da yapmıyorum. Yani siz gelin bakalım. Smooth Holystone'u deneyelim bir de. Biraz ileri oldu. Tamam, bunlar uyumlu. Sen uyum sağlamıyorsun, sizin yerine. Chiseled. Fabrika mı yoksa tapınak mı, artık ben de algılayamadım. Sen nasıl bir şeysin? Burada asıl işimize yarayacak modu hatırladım.
Hangi mod tahmin edeyim? Carpenters mı? Sen git, sen git. Bu arada şu ufak bir duplicate bug'ı kartımız bir şey saçma bir şekilde duplicate oldu. İki tane oldu yani ondan. Sen gel. Tabii ki de her zaman gibi inventörümüz dop dolu. Ne zaman boş oldu ki? Evet. Ah. Evet, bu bayağı hoş oldu sanırsam. Ama üst kısımdan pek emin olamadım. Onun için de siz. Şuna dönüşün. Ardından da. Çok demonik kaçtı bu da. Daha bir yok. Aslında dur. Sizin için bir çözümüm var. Gene Carpenter's Block. Tabii ki de Carpenter's Block yani. Daha başka ne bekliyordunuz? Gel şuraya. Hadi düzgün bir şekil bulalım buna. Lanet. Sen normal düz şekilsin.
Bir şey merak ettim. Şunların başka ne kadar şekli var? Olmadı. Olamadı, olamıyordu. Bu o kadar hoş, kötü durmuyor gerçi. De, daha iyisi geldi aklıma. Evet. Ve şimdi gel gelelim final noktaya. Ah. Hayır sen değilsin. Oldu gibi. Tam oldu. Huh, nihayet. Bir kapı yapmak ne kadar süremizi aldı? You can only sleep at night. Teşekkürler. The night olmadı mı zaten? Yoksa the night and the silent water mı oldu? Tam sustum. Bakalım bu nasıl? Ha bak bu güzel. Bunu sevdim tamam. Ama önce uyumak lazım. Ve ben hemen şunu tamamlayıp geliyorum. Evet öyle ortaya böyle bir duvar tasarımı çıktı. Ya elimden geldiğince şunları random tutmaya çalıştım. Umarım olmuştur. Bakalım Factory Block'ta elimizde başka neler var? Fancy Metal Box. Yok. Bakalım. Rusty Metal Plate. Hayır, paslı bir şeyler istemiyorum. İlginç. Bakalım şu yönde yerleştirirsek ne oluyor? Gene aynı. Şu yönde yer.
Daha da bakalım. A metal plate almost no rust on it. Zemin malzememiz bu. Ya da değil. Tam malzememiz olabilir. Yok, tam malzememiz. Tamam, güzel duruyor. Tamam, malzememiz bu. Daha şu talan dış malzemesi. Çatı ne olsun, en ufak bir fikrim bile yok. Ama önce şuna bir bakalım. Güzel durdu mu? Aa. Hatta kapı da o kadar hoşuma gitmedi. Evet, kapı cidden hoşuma gitmedi. Kendi başına güzel duruyor ama teknoloji temasına gitmiyor. Kapı için ben bölüm arası düşünürüm herhalde. Neyse, bölümü burada bitirsem güzel olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.